Şimdi fon bir tarafına baktığımız zaman bazı işlemler yapmıştık. Bunlardan ekleme, güncelleme, kullanıcı getir, kullanıcı silme, daha sonra valid user, bir kullanıcıyı login işlemini doğrulama gibi işlemler yapmıştık. Bunları bir gözden geçirelim gene. Bunları metot üzerinden yaptık. Mesela öncelikle benim buradaki mantığı uygulamak için örneğin create user metodunda bir kullanıcı oluşturacağım. Bu kullanıcıyı user sınıfı olarak bir şeye gönderip onu kaydetmesini istemem gerekiyor. O şey de buradaki data context DBML içerisinde. Bunu da yukarıda bir tane oluşturdum. Link DB model data context. Bunun da arka taraftaki karşılığı aslında designer içerisinde bu gördüğümüz kısım. Link DB model data context. Bunun içerisinde neler var ona bakalım. Zaten alt katmanlarını gösteriyordum burada. Mesela şunları ben oluşturdum. Insert role, işte rollerin insert update delete'i, kullanıcıların insert update delete'i ve kendisine ait bu konteksin metotları var. Bunları inceleyebilirsiniz. Nasıl çalıştığını anlamak için arka tarafta. Bakın burada bir özellik var. Dikkat ederseniz biz data source yazmamıştık doğrudan. Değil mi? Ama kendisi settings içerisinde ayar olarak saklıyor bunu. Ve diyor ki data source nokta initial catalog işte link DB integrity security true bunu otomatik oluşturdu. Ve şu neydi? Burada. Bu ne burada? Ne iş yapıyor? Nesin adı ne? Yani nesin tipi ne? Property değil mi? Connection. Property değil mi? Bu geriye bizim connection klasında yaptığımız model yapıyor. Evet, bu geriye link diye bir connection string diye bu isme sahip bir şey döndürüyor. Bunun da içerisinde zaten bu var. Yani bu metodun adı. Bakıyorum başka ne var burada. Bunu nerede kullandı acaba? Link DB Connection String. Bakıyorum. Link DB Model Data Context. Bakın base olarak diyor ki buradan settings ayarlardan default'tan Link DB Connection String'i al. Oradan bağlantı katarını kendisi alıyor ama sonuç olarak bağlantı katarını kullanmak zorunda. Veri tabanı anlamaz. Entity framework'müş, link'miş falan. Hiç de umursamaz onu. Ona bağlantı katarı vermezsen senin o aksiyonların hiçbir şey yaramaz. Burada bu işlemi yapıyor. Bağlantıyı oluşturabilmek için. Aşağıda da farklı bir overload'u var. Bu da doğrudan connection alan. Gene base ile connection ve mapping source'u alıyor diğer taraftan. Bu da hatırlarsanız SQL connection vardı, OLDB connection, Oracle connection ve bunların tek bir yerden miras alarak geldiğini söylemiştim. DB connection, IDB connection versiyonu var burada. Bunu da kullanabilirsin diyor. Gibi işlemler var bu dizayn içerisinde. Yani esnek bir yapı oluşturuyor diyebiliriz. İşte rol tablosu için diyor ki geriye rol döndürecek bir property var burada. Sadece get işlemi yapıyor. Getter property. Set işlemi yok bunların. Burada da aynı şekilde mesela rol için bir class oluşturmuş.
partial bir class. Partial'ın mantığı neydi? Birden fazla dosyada tek bir class olarak çalışabilme. Burada da role ID ve name özelliği vardı zaten. Bunlar için işlem yapmış. Bakın dikkat ederseniz aralarda bazı SQL kodları var zaten. İşte int, not, null, identity gibi SQL işlemlerinin bir kısmını burada yapmış. Mesela bakın DB type olarak varchar, bu aslında C# değil SQL sorgu yapısı bu. Ama onu buraya gömerek doğrudan ben bunu bu şekilde göndereceğim demiş. Halbuki biz bunu yazmamıştık. SQL DB type, daha önceki örneklerden hatırlayın. İşte connected bağlantı işlemlerinde falan. Biz SQL DB type deyip işte nokta varchar diyorduk. İşte arka tarafta aslında buna tekabül ediyor. Ve kullanacağı sütun adı da alt-tire name olarak şey yapmış. Buradaki property tabii ki. O property de burada. Yani burada hep bizim o ıvır zıvır işlemleri yapacak şeyler var diyebiliriz. Bakın burada da biz users eklediğimiz zaman users ekleme işleminde attach users, detach users diye bir metot var. Burada iki tane. Birisi alıyor, diyor ki entity bizim burada kullandığımız o ara katmana deniyor. Mesela users tablosunun bir örneğini oluşturduğumuzda user entity'si oluşur. User bir tane entity'dir aslında. Users olduğu zaman entities deniyor buna. Birden fazla entity olduğu için. Diyor ki entity'nin rolünü ekle. İşte this diyor mesela, buradaki entity vesaire. Daha sonra detach dediği zaman da null'e atayarak bu arka tarafta kendi işlemlerini yapıyor. Ama aslında bizim data işlemlerimizi yönetmiş oluyor bu şekilde. Mesela bunu da biz yapmıştık kendimiz. Password getir ve setter işlem yapan property var. Get işlemi basit bir şekilde return password diyor. Yalnız sette bir kontrol yapması gerekiyor. Biz hatırlarsanız value'nun boş olup olmama olasılığına bakmıştık, incelemiştik. Burada da diyor ki password ile value eşit değilse şunları yap gibi bazı kıyaslamalar var. Yani temel olarak bizim işlemlerimizi burada yönetiyor. Yani bunu aslında biz de yazabiliriz kendimiz. Bu model katmanı. Hadi şimdi proje açın. Biz bir link to job falan yazalım. Link to bilgi adam. Bu ASP.NET'e geçtik. Şimdi şurada işlemlere bakalım. Neler yapıyorduk, nasıl çalışıyorduk? Burada yaptığımız işlemler bir kullanıcı oluşturma, güncelleme, bir kullanıcıyı çekme, yani seçme, işte login işlemi, isvalid user ve kullanıcı silme işlemi. Benim burada bir kuralım var. Öncelikle yapmam gereken işlemi data context üzerinde yaptıktan sonra bunu save change diyerek veri tabanına işlemem gerekiyor. Submit. Evet. Save change entity framework. Böyle hatlar. Execute non-query diyerek create user'dan ben dışarıdan parametre olarak bunları almam gerekiyor. Username, password, role ID.
İçeride benim bir entity oluşturmam lazım. Hatırlarsınız entities için birden fazla olduğunda entities diyorum dedim. Mesela users. Users aslında bir tabloya denk geliyor burada. Şunu bir users olarak düşünebilirsiniz. Bu entities içerisinde birden fazla user alıyor. Biz de bir tane user entity'si oluşturup onun içerisine eklememiz lazım. User nokta username dışarıdan gelen password, role ID. Bunları verdim. Sonra da yukarıda oluşturduğum JTX vardı. Data context. Ona da JTX içerisindeki users entity'lerine nokta insert on submit diyerek bunu gönderdim. Bu da zaten user alıyordu. Sonrasında jtx.submitchange diyerek bunun veri tabanı tarafına değişiklikleri kaydetmesi gerektiğini komut olarak vermiş oldum. Bunu vermezsem benim işlemlerim teknik olarak yapılır, veri tabanına yansımaz. Gerçek veri üzerine. Update işleminde de aynı mantık. Yalnız update'te büyük bir fark var. Biz veri tabanında güncelleme işlemini yaparken bir ID veriyorduk. O ID'den gelen veri üzerinde değişiklik yapıyorduk aslında. Ama burada veri tabanın motoru bizim kontrolümüzde değil. Ne olacağını bilemeyiz burada. Yani ID'sini dışarıdan biri gönderdi ama bu veri tabanında var mı? Veri tabanında örneğin user ID dedik. Ama her zaman user ID olmak zorunda değil. Değil mi? Mesela adı Cihan olanları getir. Böyle bir sorumu da olmuş olabilir. Çünkü ver işlemi var sadece. Yani şurası aslında bir ver işlemi. Single'la yaptığım yer. Buradan birden fazla sonuç da dönebilir. O yüzden bunu garantiye almak için tek bir tane sonuç dönme işlemini gerçekleştirip ben kullanıcıyı aldım. Bu kullanıcının bütün bilgileri var. ID'si, ad, soyad vesaire. Bunları değiştir. Submit dediğin zaman ben bunu aynı o çektiğin kullanıcıyı güncelleyeceğim. Aradaki bağlantı devam ediyor. Anladınız mı? Mesela bakın aşağıda hiç farklı bir işlem yok. Update vesaire. Ben diyorum ki JTX'ten, users'ten single yani bir tane sonuç dönecek bana. X.userID dışarıdan gelen user'ın yani benim güncellemek istediğim user'ın user ID'si bunu sorgula, bunu veri tabanında uyuşan kayıtları kaydı getir mevcut kullanıcı isimli user instance'ına aktar. Sonra mevcut kullanıcı nokta username eşittir user nokta username. Yani ben artık kullanıcıyı aldım veri tabanından. Sonra dışarıdan gelenle bunları değerlerini güncelliyorum aslında. Değer aktarımı işlemi yapıyorum. Sonra da artık burada benim yeni bilgilerim var. JTX Submit Change. Bu değişiklikleri yukarıda neyi aldıysan o kayıt üzerinde yap. Bu da update oluyor. JTX Data Context şu işi yapıyor. Aslında Data Context'i anlamak gerekiyor JTX için. JTX bizim Data Context'imizin bir instance'ı. Onu da şurada yapıyoruz. Link DB model. Şimdi sen bir DBMM dosyası oluşturduğunda buna kod tarafından erişmen gerekiyor. Erişip işlem yapman lazım. Bunun için de mesela link DB model dediğimde
bunun sonuna otomatik olarak data context'i ekliyor ve bunun arka tarafta bir class'ını oluşturuyor. İçerisinde bazı metotlar var ve senin oluşturacağın metotlar da bunun içerisinde yer alıyor. Delay store, insert store, ben oluşturdum bunları. Ve aslında data tarafındaki işlemler de buradan yönetiliyor. Mesela bu rol içerisinde bakıyorum, sadece role özel şeyler var. Ekstra bir şey yok burada. Şunu yap, bunu yap gibi. Sadece onun sınıfını burada klonlamış. İşte bu işlemleri bak, mapping source var burada. İçerisinde bunların parçalarını tanımlamış aslında burada. Birçok metodu oluşturmuş, işte bağlantıyı yönetiyor falan. Derken bunların içerisinde bu işlemi yapman için diyor ki, sen bundan bir nesne örneği türet, oluştur. Ben de oluşturdum. JTX adını verdim. Context'in kısaltılmışı JTX. Ve JTX nokta dediğim zaman aslında bunların tanımlama bilgilerine erişmiş oluyor. Yani örneğin şurası insert user diyor. Benden user alıyor. Ben JTX nokta ya da şuradan bakalım ekleme işlemine. JTX nokta users nokta insert on submit dediğim zaman aslında o context üzerindeki metotları kullanmış oluyorum. Sonra da submit change dediğim zaman bu veri context üzerindeydi. Ben bunu al veri tabanına işle dedim.